Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün de Kur'an'dan Gönüle programında kıymetli hocamız Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı ile Kur'an sohbetlerimize devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de programımıza, sohbetimize Ali İmran suresinden Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem'i konu edinen ayet-i kerimelerle devam edeceğiz. Evet. 38. ayetle hocam Ali İmran suresi sohbetimize başlayalım. Buyurun. Evet, Hazreti Meryem ile Hazreti Zekeriya arasındaki konuyu ele aldığımızda geçen hafta, evet, Allahu Teala Hazreti Meryem'in sorumluluğunu dayısı Hazreti Zekeriya'ya verdiğini ve keffeleha Zekeriya diyerek, evet, söylemişti. Ve işte rızıkla ilgili Hazreti Meryem'in Allah tarafından rızıklandırılması, beslenmesi konusu ele alınmıştı. Hazreti Meryem o ayetin sonunda demişti ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah dilediğini sonsuz, hesapsız bir şekilde rızıklandırır, evet, diye cümle bitmişti. Aynı yerde, çünkü Hazreti Meryem mabetteydi, aynı mabette Hazreti Zekeriya o anda dua etti. Duasına başladı. Tam o anda. Evet. Hünalike, orada. O anda yani, orada. Dea Zekeriya Rabbe. Zekeriya Rabbine dua etti, yalvardı. Kâle Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe. Evet. Şu duayı yaptı. Bana ver, bana bağışla. Min ledünke katından zürriyeten tayyibe. Temiz bir evlat ver. İnneke semî'ud dua. Sen duaları, yalvarışları, yakarışları işitensin. Evet. Şimdi burada bu duada Zekeriya aleyhisselam bir defa bu kavram, bu ayet bize diyor ki evlat için Allah'a dua edilir. Bunu anlatmıştık. Bu konu geçmişti. Evet. Yani eğitimde dua demiştik biz buna. Evet. Dua metodu. Önemine demiştik. İşaret ederek. Adem aleyhisselam'dan aldık, Hazreti İbrahim'den, Zekeriya aleyhisselam'dan. Efendim, ama bu Meryem'dekine ele almıştık o zaman. Evet. Burayı değil. Efendim, dua edilir. Biz buna eğitimde dua diyor, metodu diyoruz. Allah'ın müdahalesini istemek çocuğa, yetiştirmek için, iyi evlat yetiştirmek için zürriyeten dayyibe dediğimiz olay, evet, bu. Kaliteli. Şimdi bu birinci prensip. Buradan çıkartacağımız çocuk yetiştirmekten hayırlı evlat Allah'tan isteme duasını yapmak gerekiyor. Evet. Bu kesin. Şimdi burada ikinci olarak ele alacağımız konu şu. Zürriyet kelimesi ne demektir burada? Alimler haklı olarak, bazı alimler çoğunlukla, bu zürriyeten veleden demektir. Yani tekildir bu. Bir nesil isteme değil de bir evlat, evet, istemek meselesidir. Dolayısıyla buradaki zürriyet kelimesini Meryem suresi 5. ayette buluşturacağız. Orada milledünke veliyya demişti. Katından bir çocuk, veliyya. Sağlam, güçlü bir şahsiyete sahip olan bir evlat. Bir evlat demişti. Burada da zürriyeten diyor. Aynı. Veledenle zürriyeten aynı manaya geliyor. Tayyibe diyor burada. Yani evladın, çocuğun temiz olması, temiz seciyeli, karakteri sağlam, evet, olması. Orada veleden kelimesiyle bunu açıklamış oldu. Yani orada veleden kelimesi yardımcı, destek çıkan, sağlam karakterli. Bir üstteki ayetin bir üstteki başındaki kelimelerden baktığımız zaman orada göreceğiz. Ben akrabalarıma güvenemiyorum. Bunlar, evet, köle ruhlu insanlardır ya Rabbi. Benden sonraki kültürü, manevi kültürü devam ettiremeyecek. El-Mevali kelimesi. Mirasımı, evet, evet, devam ettiremeyecek. O veleden kelimesini de bir alttaki 6. ayette açıklamıştım. Yerisünü ve yerisü minali Yakube demişti. Evet. Bana, benim manevi mirasıma, Yakub Hanedan'ın mirasına varis olacak. Ve senin de razı olacağın bir çocuk olsun. İşte buradaki tayyibe bu.
yani Tayyibe'de neyi kastettiğini burada Meryem suresindeki ayetle açıklıyoruz. Tayyibe, temiz. İnneke semi'udda, sen duaları, yakarışları işitensin. Şimdi Hazreti Meryem'in oradaki mihrapta, mabette veya mihrap kelimesi biliyorsun yüksek oda manasına da gelir. Evet. Onun için imamların yüksekte olduğu yerde yüksek. Da mihrap diyoruz şeyde, ayet şeyde, camilerde. Şimdi burada demek ki babalar Allah'tan temiz evlat isteyecek. Yani hanımları gebe kaldığı zaman, buradan bizi dinliyorsa genç delikanlılar, yani hanımları gebe kaldığı zaman, Havva annemiz de gebe kalmıştı 189'da Araf, evet. Orada Allah-u Teala'dan ve inateytena salihan demişti. Ha salihan, ha veleden, ha zürriyeten da gibi. Fark etmez. Yani dualar aynı manayı ifade ediyor. Farklı farklı kelimelerle. Farklı farklı kişiler yaptığı için. Farklı farklı peygamberleri yaptığı herkes için. Herkes kendi beklentisini biraz yani, daha çıkarıp. Farklı bir şekilde ifade etmiş, evet. Ama beklenti aynı. Yani zürriyeten dayıbe ile salihan aynı. Değişen bir şey yok. Hatta bunu biraz daha açıyor Hazreti İbrahim. Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Evet. O öğretim açısından yaklaşıyor. Peygamber istedi. Yani o biraz daha yukarıdan yürüdü. Yani Hazreti İbrahim peygamber istiyor Allah'tan. Evet. Neslinden efendim. Şimdi demek ki burada şu çıkıyor meydana. Biz her zaman buraya dönemeyebiliriz. Yani her zaman, gerçi onlar inşallah yanımıza geldiği zaman, o ayetleri gittiğimiz zaman konuşacağız onu, ama burada şunu söylüyoruz. Gençler, Müslüman gençler hanımları gebeyken duaya başlayacaklar. Hayırlı evlat isteyecekler Allah'tan. Evet. Hayırlı evlat desin yeter. İlla da zürriyeten, dayibeden, veleden filan, işte yerüsünü ve yerüsü min hali Yakub'a filan, bunları söyleyemeyebilir efendim, ama burada hayırlı evlat istemiş olması, salihen demiş olması yeterlidir. Şimdi bu duayı yaptığı zaman da hemen derhal fenâdethul melâiketu ve huve gâimun yusalli fil mihrabe. Tam o mihrapta ayakta namaz kılmaya başladı. Tam ayakta kıyamdayken. Evet. Namaz kılarken hemen melekler ona nida etti. Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya musaddiqan bi kelimetin minallâhi. Yahya'yı sana müjde verdi. Böylece Yahya peygamberin ismini Allah koymuş. Evet. Ve ilk onda bu isim. İstersen şey yapalım, manayı bitirelim. Olur ondan hocam. Sonra şey çünkü yapalım. Çünkü çok kavram var açıklanması. Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya musaddiqan bi kelimetin minallâhi. Allah'tan gelen bir bilgiyi, bir kelimeyi tasdik edici olarak evet. Sana Yahya'yı müjdeledi. Ve seyyiden efendi ve hasuran namuslu İffetli. Ve nebiyyen ve bir nebi minas salihin, iyilerden bir nebi olarak sana Yahya'yı müjdeledi dedi melekler. İşte burada bu konuyu ele alalım. Tabii Yahya peygamber bir üstteki, biraz evvelki ayette atladık onu, bir ifade kullandı. O ifade çok önemli. Milledünke, zürriyeten tayyibe dedi. Evet. O milledünke kelimesini atlamamak lazım. Gerçi daha evvel buna bir değinmiştik bir yerde ama neresi olduğunu bilemiyorum. Galet hüve min indillah, sanki orada. Yani artık ledünni çocuk. Onu dedik biz. Evet, söyledik. Ledünni çocuk, söyledik bunu anlattık. Hocam. Ledünni rahmet. Evet. Ledünni rahmette bunu söyledik. Milledünke rahmet. Milledünke rahmette söyledik. Yani evet, 8. ayette. Ali İmran 8. ayette söyledik. Doğru. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena milledünke rahme. Hatta o şey ledünne. Demiştiniz hocam. Ledünni rahmet ve ledünni ilim. Yani onu ikiye ayırdınız. Ledünni ilim, Keyif suresinde Musa aleyhisselamın beraber yolculuğa çıktığı melek. Evet. Ona ledünni ilim öğrettiğimiz diyor Allah-u Teala.
Ha, ledünni rahmet var, ledünni çocuk var. Bu sefer o ledünni kelimesinde bir farklılık var. Yani bunu bilerek kullanıyor Zekeriya Aleyhisselam. Evet. O hem şeyde kullanıyor onu, duanın başka bir boyutunda Meryem suresinde milledünke veliyya diyor. Burada milledünke dürüye. Milledünke olma ihtimali olmayan, beşeri takatla olmayacak olan bir şeyin Allah'tan istenmesidir. Ledünni budur. Ledünni yani bizim gücümüz yetmez o işe. Mesela evet. Zekeriya Aleyhisselam ihtiyarlamış. Birazdan eşini, gelecek aşağıda söyleyecek. Hanımı da öyle. Evet. Hem yaşlı hanımı hem de şey kısır. Kısır. Bu nasıl olacak bunların çocuğu? O ledünni olacak işte. Ledünni orada. Orada o laf. Yani bilerek yapıyor, bu kelimeyi kullanıyor. Yani olmayacak olan bir şeyi Allah'tan istemek onun tarafından bir hibe olmuş olacak. Öyle bir ortam yaratacak ki, bir mucize yaratacak ki Allahu Teala o çocuğu verecek ona. Onun için ledünni diyor buna. Evet. Efendim, dolayısıyla bizi dinleyen arkadaşlar, ledünni ilim bu. Yani biz çalışmakla elde edemeyeceğimiz bir ilim. Evet. Biz çalışarak bunu yapamayız yani. Onu Allah'tan istiyorsun. Ya Rabbi, katından bir ilim, bilgi ver. Verdim ona diyor zaten Keyif suresinde Allahu Teala. Rahmet de böyle. Biz kendimiz bu işi yapacak halimiz yok yani. Allahu Teala'dan gelecek o rahmet. Dolayısıyla bu tip şeylerde ledünni kelimesi kullanılır. Ledünni kelimesinin bizim açımızdan, o ledünni bilgi bize geldiği zaman nasıl tanımlanacağız? İlahi ilmin sırlarına vakıf olma diyoruz ona biz. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman da nasıl, evet, tanımlayacağız bu şeyi? İlahi açıdan baktığımız zaman da bizim gücümüzün yetmediği bir şeyi Allahu Teala'nın bize vermesi ledünni oluyor. Evet. Ama bizim tarafımızdan baktığımız zaman, o ilim geldiği zaman birine, kime geldiyse kazanacak. Yani. O ne demek? İşte o da ilahi bilginin sırlarına sahip olan adam demektir. Evet. Yani böyle anlayacağız onu. Hikmete nail olmuş manasına vereceğiz onu. Şimdi bunun alt tarafında bu dua yapılınca, işte o ledünni kelimesini kullanınca, fenâdetül melâitu fefe-i takibiye, evet, kabul edersek ki öyledir, hemen derhal melekler o ayaktayken, namaz kılarken melekler mesajı getirdi. Yani melekler onunla konuşmaya başladı. Namazda. Namazda konuşmaya başladı. Peygamber şimdi burada, olduğu için zaten. Burada söylememiz gereken bazı konular var. Bir tanesi, Hazreti Zekeriya zamanında da namaz vardı. Evet. Ve orada da kıyam vardı. Yani namazda kıyam yoktu, sadece duadır diyenler baksınlar. Yani bu. Burada ayakta durmaktan bahsediyor. Ayakta durmaktan bahsediyor. Başka yerde secdeden bahsediyor, evet, falan. İşte rükudan bahsediyor. Namazın rükulu ve secdeli kılındığının, ayakta kıyam da yaparak kılındığının en büyük delili. Şimdi bu bir. Efendim, namazın mabette kılınışı, fil mihrabi diyor. Namazda mabette kılınması, işte onun için bizim camilerimize mescit diyor Kur'an-ı Kerim. Mescidallah diyor. Evet. Bütün mescidler Allah'a ait. Tabusu bana ait diyor. Velillahi mülkü semavati vel arda. Yani bütün gökler ve yer Allah, kainat Allah'ındır da. Onun içinde özel tabuları var Allah'ın. Yani biz mescidi yaptığımız zaman da tabuyu Allah'a veriyoruz. O mescid benimdir diyor. O mabet benimdir diyor. Kendine nispet ediyor. Evet, ve ennel mesacide lillahi diyor. Bak, çok önemli bu. Özel bir tabusu var diyor bende diyor Allah. İmar görevini bize veriyor. Evet. Sen diyor yap. Sen yap ama o mabet benimdir. Evet. Benimdir demekle neyi kastediyor? O ayette devam et. Ve ennel mesacide lillahi felâ ted'û me'allâhi ehadâ. Şirk koşulmayacak mekanlar. Benim olan mabedimde benden birine şirk, başkasına şirk koşulmaz. Evet. Başka birine kulluk olmaz. Bana kulluk olur diyor. Tevhid demek istiyor. Orada yani mescit benimdir demekle ibadet orada sadece Allah'a yapılır demektir. Başka bir
aslında yeryüzü mescittir peygamberimize. Öyle diyor ya. Evet. Yeryüzünde Allah'a eş koş olmaz. Hazreti Muhammed'in ümmeti Allah'a eş koşamaz. Şimdi burada bu ilkeyi de burada yakalıyoruz. Demek ki özel bir mabet var. Bu Adem Aleyhisselam'la başlamış olan Beytullah, evet, mabet olarak yapılmış, ağaç dallarıyla yapılmış. Sonradan Hazreti İbrahim me Allahu Teala gösterdiği yerini şuraya yapacaktı. Ve idna li İbrahim mekanel beyt. Ha, beyti nereye yapacağı mekanını Allah gösterdi ona. Yani öyle gelişi güzel yapılmadı o, evet, Beytullah. Yani bunu bir vatandaş bilmesi lazım. Gelişi güzel değil o yani. Dolayısıyla demek ki mabet olması lazım. İbadette mabet olması lazım. Özellikle namaz ibadetinde özel bir yerdir mescit. Dedim, cami dediğimiz yerler. Efendim, ama bu mabetler aynı zamanda bir üniversitedir, bir eğitim yeridir. Evet. Yani o da öğretmişler. Zaten üniversitedir Beytullah, makamı İbrahim var orada, kürsü. Yani İbrahim'in makamı orada demek, kürsüsü demektir. Yani orada ders veriyordu. Orada tebliğ yapıyordu yani. Evet. Zannediyoruz ki biz o makamı İbrahim, Beytullah'ı yapmak için işte briketleri veya taşları maçları yukarı çıkarmak yer için yer olarak kabul ediyor. Hayır hayır. O makamı İbrahim, orası ders yeridir, kürsü. Eskiden üniversitede de kürsü vardı. Şimdi evet, ana bilim dalı oldu. O şeyler, kürsüler dönüştü. Batı'da hala var galiba. Vardır. Kürsünün olduğu. Efendim, ama o kürsü tabiri çok önemli. İşte makamı İbrahim de o. Orada ders veriyordu, orada anlatıyordu. Üniversite orası. Üniversitenin en büyük profesörü de o. Hazreti İbrahim'di. Öyle almak lazım. Şimdi burada işte o ayaktayken melekler geldi. Şimdi burada söyleyeceğimiz bir nokta daha var. Geçemiyoruz burayı çünkü çok hassas noktaları söylememiz lazım. Evet. Nedir o? İbadete öyle konsantre olmuş ki o anda geliyor vahiy. Yani melekleri Allahu Teala o anda gönderiyor. O duayı yapıyor aynı pozisyonda ayakta namaz kılarken, hemen meleği gönderiyor Allahu Teala. Öyle bir konsantrasyon, arada öyle bir kopuş yaşamamış. Yaşamamış. Frekans tutuyor. Evet. Yani frekans tutacak yani. Meleğin, melek denen frekans geldiği zaman Hazreti Zekeriya'nın beyninde ve gönlündeki frekansa uygun düşüyor ve kenetleniyor ve mesajı alıyor. Evet. Diyor ona Annallahu yubeşşiruke bi Yahya. Allahu Teala sana Yahya'yı müjdeledi dedi. Melekler bizatihi konuşuyor. Hazreti Zekeriya ile konuşuyorlar. Çok ilginç bir şey. Musaddikan bi kelimetin min Allahi. Allah'tan gelen bilgiyi, kelimeyi, kelime orada bilgi anlamına geliyor. Evet. Tasdik edici olarak. Fakat o kelimeye şu manayı da verebiliriz. Biliyorsunuz Zekeriya İsa Aleyhisselam'la yaştaş. Yani aynı devirde gelmişler. Evet. Hazreti İsa ile Hazreti Yahya. Yahya. Kelimetullah, kelimullah'tır ya Hazreti İsa. İsa'yı tasdik edici manası da verebiliriz buraya. Evet. Yani kelimullah'tır ya Hazreti İsa. Yani ondan sonra İsa da gelecek. Ha. Yani onu da tasdik edici olarak manası verebiliriz burada ve bu manada, bu yorumda herhangi bir sakınca yoktur. Buradan şu prensip çıkarıyoruz. Peygamberler birbirlerini tasdik etmişlerdir. Evet. Çağdaş olsa da olmasa da. Hani siz zaten filozoflarla temel farkının bu olduğunu söylersiniz herhalde. Evet, söylemişimdir sizlere. Yani filozoflar birbirlerini reddederler. Evet. Ama peygamberler birbirlerini reddetmezler. En büyük belirgin budur. Fark budur yani. Peygamberle filozoflar arasındaki fark nedir diye çok farklar var da temel farklardan biri budur. Filozoflar arasındaki münakaşayı, tartışmayı, mücadeleyi, reddiyeyi peygamberlerde göremez. Peygamberler birbirini tasdik etmiştirler, evet, yani. Efendim, dolayısıyla o peygamberlere de o peygamberler inanmışlardır yani.
Küllün amene billahi melaketi ve kütübü ve resulü değil mi? Evet. Amener resulü değil mi yukarıda? En başı da öyle. Peygamber de inanı demiyor mu? Evet. Ha, peygamber de peygamberlere inanmak mecburiyettedir. Çünkü kendi getirdiği dinin temel inanç prensiplerini, iman şartlarını peygamber de inanmak mecburiyetindedir yani. Dolayısıyla peygamberlere iman, peygamberin inanması gereken prensiplerdir yani, evet. Orada da geçiyor. Burada işte musaddikan diyor. Ha musaddikan demiş, ha müminune demiş, amene demiş, fark etmez. Değişen bir şey yok. Aynı manaya geliyor. Böyle de olabilir. Yani... ve sonra nedir bu peygamberin önemli özelliği? Neydi? Seyyid kelimesi. Seyyid, efendi, evet. Manasına gelir biz bunu. Efendi kelimesi biliyorsun Yunanca'dır. Yani bu Yunanca bir efendi kelimesi oradan gelmiştir. Fakat kelime önemli değil nereden geldi. Tercüme o kadar güzel yerleşmiş ki bizim halkımıza. Evet. Köydeki vatandaş da bunu anlıyor. Mehmet Efendi dediğimizde yani, herkes anlar. Yani, evet. Yani köyde herkes anlar yani. Efendim. Dolayısıyla efendi kelimesini, seyyid kelimesini efendi olarak kullanabiliriz. Ancak tabii bu seyyid kelimesi Kur'an'da farklı manalarda kullanılıyor. Mesela وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا. Evet. Oradaki efendimiz yani liderimiz demektir. Önder. Ha, önderimiz manasına geliyor. Efendi burada. Orada önderimiz manasına geliyor. Koca manasına gelir. Koca. Seyyid koca anlamına gelir. Nerede? Yusuf suresinin baştan 1-2 3. sayfasının aşağısında. Vestebegal baba ve gattet kamisahu min dubrin ve elfeya seyyideha ledel bab. Evet. Aferin. Orada seyyid kocasına rastladı. Anlamında, evet. Kocasına rastladı manasına geliyor seyyid kelimesi. Önemli değil. Yani burada ister o manada olsun, ister bu manada olsun seyyiden efendi anlamına alıyoruz biz burada Yahya Aleyhisselam'ı. Efendim ve hasuran ve namuslu. Hasara, muhasara bundan gelir. Muhasara etmek. Kuşatma bir yeri. Evet. Bir ordunun bir yeri kuşatması veya başka bir orduyu kuşatması anlamında muhasara altına alması. Almak, evet. Efendim burada namusunu muhasara altına alması. Çok ilginç demek. Bir kelime hocam. Evet. Hakikaten bunu böyle cinsellik, kullanması. Cinsellik içgüdüsünü muhasara altına almış adam. Onu bir kalenin içine almış. Evet. Kimseye dokundurmaz oraya. Giremez oraya demek istiyor. Yani o cinselliği kimse istismar edemez. Muhasara altına almış. Çok ilginç bir kelime kullanıyor Allah-u Teala burada. Çünkü muhasara kavramını biz biliyoruz ya. Yani bir kale yapmak. Etrafını duvarla muhasara etmek. Hisar dediğimiz hisar. Bundan geliyor. Hisar. Evet. Efendim yani namusunu duvarla örmüş etrafını. Böyle bir adam. Şimdi Yahya Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerde bu var da. Evet. Efendim Yahya Aleyhisselam'ın da belirgin vasfı budur. Şimdi bu özellik ve birinci özellik ve seyyiden bunları günümüze getirdiğimiz zaman, yani bu peygamberlerin vasıflarını örnek aldığımız zaman, evet. Peygamberlik vasfını, yani bir lider efendi olacak. Efendi olacak. Her şeyiyle. Yani evet, şahsiyetiyle, konuşmalarıyla, davranışlarıyla. Efendi olacak. Ha bir de namuslu olacak. Evet. Şimdi örnek aldığımız zaman Yahya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'dan bütün peygamberlerden gelen özelliklerdir bunlar. Ama Yahya Aleyhisselam'ı özel olarak burada kastediyor. Peygamberleri tasdik etmesi, efendim efendiliği, efendim ve namusluluğu. Yani bir milletin önüne geçen bir insan, bir lider namusluluk yapamaz. Yani
cinselliğini, cinsel içgüdüsünü kontrol altına alması, muhasara altına alması lazım. Bir hisar örmesi lazım oraya. Rumeli hisarı gibi. Evet. Veya Anadolu hisarı var ya bizim. Evet. Ahisar. Ahisar bu. Düşmandan nasıl koruyorsa sen de yabancıdan namusunu koruman lazım. Tabii ve nebiyyen mine salihin, ve salihlerden bir peygamberdi o. Demek ki olacak, ne evet. oldu şimdi bu? Bu ne manaya geldi? Burada şu manaya geldi. Yahya aleyhisselam doğuştan peygamberdi. Evet. Çünkü melekler öyle söyledi. Yani Hazreti Zekeriya aleyhisselama ayaktayken, namaz kılarken, bu mesajı verirken bu ayeti söylediler. Bunu söylerken Nebi Yemine Salihin dediler. Salihlerden bir peygamber. Yani babasına dediler ki sen nasıl peygambersen oğlun da peygamber olacak dediler. Önceden demek ki bunu bil. Doğuştan peygamberdi. Evet. Şimdi aslında bakarsak bizim peygamberimiz de doğmadan evvel peygamberdi. Çünkü Tevrat'ta Muhammed ismini verdi. Evet. İncil'de de Ahmet dedi. Senden sonra Hazreti İbrahim'in seni tasdik edecek olarak evet. gelecek olan diyor ya Saf suresinde evet. Allah-u Teala. Min ba'di ismi Ahmet. Ahmet diyor. İsmini Ahmet veriyor seni tasdik edici olarak. Demek ki Hazreti Peygamber'i 600 sene önce efendim İncil'de çok daha çok çok daha önce Tevrat'ta peygamber olarak geleceğini bildirmiş ama bu ne zaman nasıl olacak falan yok orada yani. Evet. Bu yok. Geleceği var. Ha sanki. Ama işte geldi ve onun müjdesini verdi. Ta o zaman verdi yani. Kitapta verdi. Bizatihi kitapla verdi bunu yani. Ama Zekeriya aleyhisselam Yahya peygamberin müjdesini babasına melekler vahiy yoluyla bildirdiler ona. Salihlerden bir peygamber. Biz peygamber olamayız. Ama biz salihlerden salih. Olabilir. Salih evet. olabiliriz. Efendim ve burada Yahya aleyhisselamın dört temel oluyor değil mi? Evet. Musaddigan bi kelimetin ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minas salihin. Dört tane özelliği. Dört tane büyük özelliğini verdi. Tam mihrapta Zekeriya aleyhisselam bunları öğrendi. Şimdi burada şu konuyu ele almamız lazım. Şimdi konu değişecek şimdi bundan sonra. Evet. Konu değişiyor. Burada yukarıdaki ta şeydeki Tayyiben dedik ya. Tayyib bir zürriyeten Tayyibe. Tayyibe'yi nasıl manalandırmıştık? Meryem suresiyle bağlantılı olarak demiştik ki Yerisünü ve Yerisü min Ali Yakub evet. ve Cealhu Rabbir Aliyya demiştik. Orada bağlantı kurarsak yani neye varis oluyor? Yani benim diyor Zekeriya aleyhisselam. Yakup hanedanının manevi mirasına bu dediğimiz manevi miras nedir diye bir soru sorarsak bunun cevabını verebiliriz. Bir defa bu miras peygamberlik mirası. Evet, her şeyden önce bu. Evet. Bir numara bu. Çünkü bu hanedan Yakup hanedanı, İbrahim aleyhisselam hanedanı. İbrahim aleyhisselamdan itibaren onun torunları hep peygamber olarak geliyor. Bu peygamberlik yükünü yüklenmesi bakımından söyledi. İşte burada da ve nebiyye mine salihin dedi onu yani. En son ona bağlı. Öyle istedi. Evet. Zekeriya aleyhisselam öyle istedi. Yani Tayyiben kelimesini meleklerin getirdiği mesajla Allah-u Teala manalandırıyor. Tabi Zekeriya aleyhisselamın kalbinde, gönlünde böyle bir şey var mıydı bilmiyoruz ama fakat yukarıdaki zürriyeten tayyibe kelimesini Allah-u Teala aşağıda mana veriyor. Evet. Tasdik edici, efendi, namuslu ve nebi. Salihlerden bak, bir peygamber. Bak Allah manayı verdi. Tayyibe'yi mana verdi oraya. Sen zorlanma. Bakmaya gerek yok sözlükten. Sen zorlanma. Niye zorlanacaksın? Aşağıda vermiş onu Allah-u Teala manayı vermiş. Ya bu bağlantıları biz kuruyoruz. Nasıl Kur'an-ı Kerim'i nasıl Manker yaptığımızı anlıyorsun değil mi? Bunlar evet. senin için çok önemli şeyler. İstikbalde bu ekranlarda sen yürüyeceksin. Efendim
nasıl bağlantı kurduğumuzu görüyorsun orada. Ha tayyibe kelimesi temizdir, bereketlidir efendim. Şeye gideriz İbrahim Aleyhisselam emterennallah kelimeten tayyibeten kesiciletin tayyibetin. İbrahim yani Suresi. Bu manaları veririz. Veririz de yani. Buradakiler yeterli buradaki, hocam. Buradaki, mana var buradaki burada. Orada bulamayız. Evet. Burada çok önemli bir mana vermiş. Bir de bu ayet aynı zamanda o 6. ayeti Meryem suresinin yerisini ve yerisini minali Yakube'yi açıyor. Bize anlatıyor. Evet. İçinin çok, ne olduğunu haber veriyor. Yani, evet. Yani bu o bağlantıyı kuracaksın. Nasıl bağlantı kurduğumu görüyorsun sen şimdi. Bu yetişiyorsun. Yani bunlar yetişme biçimi. Evet. Bizim farklılığımız budur Ramazan. Yani biz tefsir yaparken veya bir şeyi açıklarken Kur'an'la böyle konuşuyoruz. Yani Kur'an bize konuşuyor, biz de söylüyoruz. Bizim hoş kendimiz Kur'an koyacak değiliz. Şimdi mirasın içinde bir de ne var? Kitap var. İlim var yani. Bilgi. Bir peygamberlik müessesesi var. Bir de o yerisünü ve yerisü dediği 6. ayette Meryem suresinde evet. dediği bir de kitap var. Ve lekad ateyna Musa'l huda ve evrasna beni İsrail'el kitap. Evet. Olay bu. Olay bu. Orada diyor ki ben Musa Aleyhisselam'a rehberliği verdim. Hidayet olan verdim. Ve evrasna beni İsrail'el kitap. Ve İsrailoğullarına da kitabı varis kıldım. Ha yerisini bak. Nesle, evet. Ha yerisini işte bak burada bağlantı kurdum iş çıkıyor meydana. Evet. Kitap. Yani kitapsız manevi kültür olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu mirası Allah verir. Evet. İşte o zürriyeten tayyibe dediği çocuk bu kitaba varis olacak. Yani kitapla yürüyecek yani. Kitapla yürüyecek yani. O mirası kitapla alacak. Yürütecek sonra. Ha. Sonrakilere bırakacak. Burada bir şey daha var. Bu yeri gelmişken söyleyelim. Bunu söyledik mi bilmiyorum ama yani buradaki sohbetlerimizde bilmiyorum ama burada çok ilginç bir şey var. Tevrat sadece Hazreti Musa'ya gelmemiştir. İsrailoğullarına gelmiştir. Evet. Kur'an'da bir ayet yoktu. Ben Musa'ya Tevrat'ı verdim. Kitabı verdim diye var ama Tevrat'ı evet. verdim yok. Yok. İşte bu ne demektir? Ve evrasna beni İsrail'el kitap. Kitabı yani Tevrat'ı İsrailoğullarına varis bıraktım. Evet. Onun için Tevrat'ı Hazreti İsa'ya da öğrettim diyor. Ve yuallimuhul kitab vel hikmete vel tevrat vel incil. Karşıda hemen gelecek. Geleceğiz oraya. Evet. Geçeceğiz oraya inşallah. Şimdi burada yani verdiği miras dediğimiz bilgi mirası. Evet. Bu çok önemli. Hocam bu o zaman Meryem suresindeki ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Oradaki el kitaptan kasıt da Tevrat mıdır yine? Yani Anne. Yoksa Hazreti Musa'ya verilmiş şey Hazreti Yahya'ya verilmiş yeni bir vahiy midir? İkisini yani bilmem. İkisi de beraber olabilir. Tevrat'ın bir kısmı olabilir. Evet. Muhtelif insanlara peygamberlere geldi diyoruz ya. O peygamberlerden bir Tevrat'ın bir kısmını Yahya peygambere vermiş olabilir. Evet. Çünkü Musa Aleyhisselam'a bir kısmını verdi. Ama İsrailoğullarını varis kıldı. Evet. Tamamı İsrailoğullarınadır. O olabilir. Şimdi başka bir miras ne olabilir? Mal mülk olabilir. Bildiğimiz yani, anlamda yani miras. Mal ve siyaset. İktidar gücü. Evet, evet olabilir. Şimdi şunu söyleyelim. Peygamberlik müessesesi hariç ki bütün bunları biz bugüne aktaracak olursak evet. Biz peygamberlik mirasını yürütemeyiz ama peygamberin getirmiş olduğu manevi mirası yerine getirmiş olmamız onu o işlevi yapmış olmamız evet, demek onu yaşatmamız yetiyor peygamberlik yani. Yapamayız ama evet. peygamberin getirdiği kült mirası vahyi hayata geçirerek biz de o mirası götürmüş oluruz. Ona peygamberlik mirasını getirmiş oluruz. Onların varisi olmuş oluruz yani peygamberlerin. Alimler peygamberlerin varisleridir sözünü sanki böyle anlamak doğrudur. Lazım. Yani bu
Kur'an şeyine göre, ayetlerine göre doğrudur. Çünkü o kitabı, o vahyi kim öğretecek halka? Evet. Peygamber öğretiyordu, şimdi biz öğreteceğiz. Yani biz öğreteceğimize göre işte biz o mirası yürütüyoruz demektir. Ama peygamberlik yapamayız. Peygamberlik iddiasında bulunamayız yani. Evet. Ve şunu unutmayalım. Miras dediğimiz, manevi miras dediğimiz şeyin kaynağında vahiy vardır. Vahiy olmayan bir şey manevi miras olamaz. Bak, ha bir kültür olabilir, insanlar kültür uydurabilir ama manevi miras vahiy ile, kaynağı vahiydir. Evet. Bilgidir. Kitaptır yani. Ve siyasettir. Siyaset olmadıkça manevi miras yürümez. Bakın, bir toplumun yöneticisi, siyaseti, yöneticileri yoksa o manevi kültürü geleceğe aktaramazsınız. Bağımsız devlet olmayan toplumlar manevi miraslarını kaybederler. Kesindir yani. Böylece burada bakın vatandaşımıza söyledik. Efendim, varis olmanın. Varis olmanın yolu budur. Evet. Yani bir nesil, bir önceki neslen manevi kültürüne varis olacaksa bir defa o vahyi bilecek. O vahyi hayata geçirecek. Kitabı bilecek. Ve siyaseti olacak. Onun için efendim Allah-u Teala peygamberlere devlet başkanlığı görevini de yüklemiştir. Evet. Yani bu olmadan, yani iktidar olmadan siz ibadetinizi bile doğru yapamazsınız. Yabancı bir insan geldiği zaman da efendim sana ibadeti bile yaptırmaz. Sen bağımsız değilsen sana ibadetini yaptırmayabilir efendim. Bu çok ciddi bir konudur. Onun için işte o zürriyeten tayyibe dediğimiz olayı açtık. Yani o yeritini ile beraber bağlantı kurarak 6. ayetle Meryem suresinde bağlantı kurarak burada çok ilginç çıkarımlar yaptık burada farkındaysan. Evet. Ve bu sefer Zekeriya aleyhisselam meleklerin bu konuşmasını anladı. Meleklerden olduğunu anladı. Evet. Peygamber olduğuna göre. Ama o gene muhatap olarak Allah'ı alıyor. Biraz da şaşkınlık var sanki cümlesinde. Yani, şimdi bir manasını verelim. Gâle Rabbi ennâ yekûnülü gulâmun. Ya Rabbi benim nasıl çocuğum olur? Ve gad belaganiyel kibaru. İhtiyarlık bana ulaştı. Evet. Ve emraati âkır. Hanımım da kısırdır. Efendim yani yaşlıdır da aynı zamanda bir taraftan. Efendim gâle kezâlikillâhu yef'alü mâ yeşâ. Bunun üzerine Allah Hazreti Zekeriya aleyhisselam'a konuşuyor. Bu böyledir. Allah dilediğini yapar. Oysa ki şey de Meryem de heyyin diyor. Bu evet. Kolaydır Allah için diyor Meryem suresinde. Evet. Burada Allah dilediğini yapar diyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi irdeleyelim. İçindeki kavramları. Bir defa Zekeriya aleyhisselam şu kanunu biliyor. Ben ihtiyarladım. Erkeklikten düştüm. Erkeklikten düşen bir adamın çocuğu olmaz denen tabiat kanunu biliyor. Evet. Hani vehen el azmu minni, kemiklerim benden gevşedi diye. Gevşedi. Ve işte alel ra'su şeyben ve lem mekum bi duaike rabbi evet. Şakiyya. Başım bembeyaz oldu. Yani ihtiyarlığın bütün vasıflarını sayıyor orada. Evet. Meryem suresinin başında. Efendim. Ama bu kanunu biliyor dediğiniz yani gibi. Kanunu biliyor. Kanun diyor ki yani bir erkekle bir dişinin spermiyle, tabi spermi bilmiyordu o zaman Zekeriya evet. Aleyhisselam. Nereden bilecek? Çok iyi. Onu şöyle diyelim, erlik suyu. Erlik suyunu bilir. Benden böyle bir şey hasıl olmuyordu. Bitti ya, tabiat kanununun dışında kaldım ben şimdi. Evet. Ne olacak bunun diyor Allah'a. Bunu anlatıyor.
Yani bu ne demektir? İnsanlar yaşlandıkça, uzadıkça erkekliklerin azaldığını bilmeliler. Siz böyle anlatınca o yukarıdaki aydaki mille dünke daha bir oturuyor hocam yerine. Tabii. Yani benden biraz evvel söyledim evet, onu ama. Evet söylemiştiniz. Benden çocuk olacağı hali yok. Sen vereceksen vereceksin bana. Evet. Ben bir katkıda bulunamam demek istiyor Zekeriya Aleyhisselam. Şimdi burada şunu bilecek insanlar, bu ayetler bize Zekeriya Aleyhisselam örneğini anlatırken şunu bilecek erkekler. Yani bir gün gelecek, erkeklikleri düşecek. Yaşlandıkça, yaşlanınca Allah uzun ömürler versin, sıhhat, afiyetle ama amin, hatta erkeklikleri azalacak mesela. Onun için Mülk Suresinin sonundaki ayeti öyle bir tefsir yaptım. Gavran femen ye'tiküm bimâin ma'in mi? Normal su değil de erlik suyu gibi. Evet. Evet düşünülebilir. Evet belki. Ona o manayı da yaptım verdim ona. Yani sizin erlik suyunuz çekilince gitse kim geri getirecek onu? Evet. Var mı? Ha şu gençliğindeki o efendim erlik suyunu o sperm üretim mekanizmasını sistemini ben batırsam. Battı gitti. Ne olacak? Doğru. Çünkü kim geri verebilir? Başka ayetlerde de Allah ona ma kelimesini kullanıyor. Olur yani. Evet tabii canım. Bir de şeyde var bu. Ona da aynı manaya getirdim ben. Bakara suresi 155'te ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu' ve naksin minel envali vel enfus. Evet. Oradaki enfusi o manada verilebilir. Ve tabii ona başka manalar da veriliyor orada. Yani bir tek manaya koyamazsın. Evet. Ha bu ne demek? Zekeriya Aleyhisselam o zaman ayakta durup namaz kılarken erkekliği yoktu. Bu kadar basit. Erlik suyu imalatı yoktu. Buradan konuşmada bir şey beis yoktur. Evet, ayet söylüyor. Evet zaten ayet bunu söylüyor. Bunun aybi maybi yoktur. Kendisi söylüyor. Efendim beleganiyel kiberu. Bana ihtiyarlık ulaştı. Belega kelimesini kullandı. Çok ilginç bir ifade tarzı var burada. Kiberu fail. Evet. Belega fiilinin faili fail. Kiberu. Yani yaşlılık bana geldi, ulaştı bana. Yaşlılık geldi. Sanki yaşlılık bir yerdeydi de. Evet. Oradan geldi bana manasını kullanıyor. E tabii bir bakıma bakarsak bu ifade tarzı çok ilginç. Yani Zekeriya peygamberin doğru. Bize kim getiriyor yaşlılığı? Zaman. Zaman, evet. Zaman geçtikçe bize geliyor yani o. Elimizde değil. O, tabii. Meful konumundayız. Kendiliğinden geliyor. Biz mefulüz. Biz mefulüz. Ölüm için de bunu hep böyle kullanır Allah'ın yani, hocam. Yani. Câe ehadekümül mevtü. Mevt. Ölüm size zaman. Geldiği zaman. Evet. Şimdi burada bu ifade tarzı çok ilginç. Yani bunu da deşifre etmiş oluyoruz. Evet. Dinleyicilerimize. Yani ihtiyarlık bize geliyor. Biz istemiyoruz onu. Bizim elimizde olsa istemeyiz onu. Evet. Dışarıda kaldırırız onu. Niye geliyorsun bana? Yok öyle. Kapat. Gelme. Ama bizim elimizde değil, farkında olmayarak o ilahi kader, Allah'ın koyduğu sistemi gereği yavaş yavaş bize efendim doğduğumuz andan itibaren ihtiyarlık bize gelmeye başlıyor. Efendim ve emrati akır ve benim hanımım da kısırdır. Bu zamana kadar olmadığına göre kısırlığından dolayı olmadı. Evet. Efendim şimdi burada bir nokta var. Hanımı kısır olanlar vardır. Mesela öyle vardır ki bana telefon ediyorlar, konuşuyoruz filan. Boşanıyor kadın, gidiyor başka bir erkekten çocuğu oluyor. Ama bu erkekten o da başka bir kadınla evlenen çocuğu oluyor. Bak şimdi. Kendi aralarında olmuyor. Yani böyle Türkiye'de çok evet. Aileler telefon ediyorlar. Ben boşanmamalarını, işte bu ayetleri örnek veriyorum bak. Boşama olayı yok. Yani Firavun'u düşün. Firavun'un çocuğu olmadı ama karısını atmadı dışarı. Evet. Firavun çok seviyor karısını. Yani öyle Asiye zalim birisi. Asiye validemiz çok seviyor karısını. Niye benim çocuğum olmadı diye falan. O zaman tıp da yok.
Kabahat kimde? Belli değil. Nereden bilecek onu tıp? Yok ya o zaman tıp. Doğru. Efendim. Ama atmıyor hanımın dışarı. İşte Zekeriya Aleyhisselam. Çocuğu olmuyor diye hanımını atmıyor dışarı. Yani bunları örnek veriyorum ben onlara. Fetva verirken bunlar işimize yarıyor fetvada. Evet. Ama bazen öyle oluyor ki tahammül edemiyor. O zaman diyorum onlara hanımın ikinci karıyı kabul etmiyorsa ayrılın. Ayrılıyorlar sonra zaman sonra telefon ediyorlar. O kadın gitmiş başka bir erkekle evlenmiş. Çocuğu olmuş. Belki de başka bir kadınla evlenmiş çocuğu olmuş. Evet. Hale bak şimdi sen. Bu işe bak. Demek ki o da vemraeti akır derken yani akırlığı biliyorsun Şura suresindeki ayeti kerimede akıyım diye geçer orada. Akıyma evet. diye geçer orada. Efendim bu çok zorlamamak lazım. Yani çok fazla zorlamamak lazım. Öyle zorlama oluyor ki bazen gidiyor efendim sperm bankasından sperm alıyor veriyorlar evet, maalesef, kadına. Maalesef. İşte bir televizyonda konuşurken dedim onu ben orada. Ya bu çocuğun babahanesine ne yazacaksın? Babası sperm bankası. Öyle mi yazacaksın? Yani çok ilginç bir şey yani. Öyle ya. Hani ebediyen bu çocuk babasını bilemeyecek. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Sperm bankasından sperm bankası olur mu ya? Kimindir bunu bilmezsin. İcabında kardeşi olacak, onunla evlenecek. Kardeşiyle evlenir, onun sperm başka birine verildi. Tabii neler getirir beraberinde bu. Yani böyle bu kadar zorlamanın anlamı ne? Ha kocasından sperm alırsın, tüp bebekle yapabilirsin, o olur. Evet. Onu ama başka birinin spermini almak, hanımına verdirmek veya başka birinin spermini kullanmak, ondan çocuk doğurmak. Babahanesine ne yazacak? Babası efendim şey, sperm bankası. Böyle bir şey olabilir mi ya? Veya başkasının spermiyle bir baba babalık unvanını alabilir mi ya? Nasıl yazacak oraya yani babahanesinde? Evet. Bunları biz konuştuk. O televizyonda hatta dedim ki hukuken bile hakları çiğnamaktır. Çocuğun babasını bilme hakkı vardır. Vardır. Ha bitti. Şimdi tabii bu durumda Beliganiyel Kibaru yaşlandım. Hanımım da kısır, yaşlı. Ne dedi Allah-u Teala? Festecebna leh ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevce. Olay bu. Olay bu işte. Enbiya suresinde. Evet. İşte mucize burada. Aslan yani Allah-u Teala hanımını çocuk yapacak şekle getirdim diyor. Of. Yani bu ne demek biliyor musun sen? Yani o yaştaki kadına, o yaştaki kadına ve kısır olan kadına hem yaşlı hem kısır. Hem kısır. Yani hem yumurta üretmesi durmuş hem de kısır zaten vaktiyle gençken bile kısırdı. Allah-u Teala diyor ki ve aslahna lehu zevce. Onu zevcesini bile düzelttim diyor. Evet. Yani çocuk yapacak hale getirdim. Şu duaya bak. Nasıl bir ihlasla, nasıl bir içtenlikle dua etti ki o mihrapta Zekeriya Aleyhisselam. Aman ya. Hunalike daa Zekeriya Rabbe. Gale Rabbi hebli milledünke zürriyeten dayibe. İnneke semi'ud dua. Aman ne biçim dua bu ki? Yani tabiatı değiştiriyor Allah-u Teala. Evet. Olacak iş değil. Yahut oradaki ne? Ve inni hıftül mevaliye min verayi ve kânet imraeti âgıran fehebli milledünke veliyya. Yerisini ve yerisü min âli yâgube ve ce'alhu rabbi raliyya. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Hocam Hazreti Zekeriya da yani, bir şey konusu olarak verilebilir sanki. Yani bir timsal bir dua. Duada ihlas, samimiyet neler yapıyor? Neler yapıyor yani? Hadi biz diyelim bu tabiatları mabiatları değiştirecek samimiyette ihlasla dua edemeyiz ama yaparız da bunun yarısını yap ya çeyreğini yap %10'unu yap o ihlasla. Olacak iş değil. O Enbiya suresindeki ayet var ya. Evet. Muhteşem ya. Festecebna leh. İcabet ettim ona. Duasını kabul etti Allah. Ve vehebna lehu Yahya. Yahya'yı ona verdi. Ve aslahna lehu zevce. Ve zevcesini ona düzeltti. Ve böylece efendim hanımın yaşlı bir kadının çocuk yapabileceğini dünya tıbbına kazandırdı. Evet.
Ne yapıyoruz şimdi? Kök hücreden, kadının kök hücresinden çocuk oluyor. Çocuk, evet. Araştırmayı yap, bul. Bak, işte bunlar ödev bunlar aslında. Bunlar bize ödev. Tıp bilimine, bilime başlı başına bir ödevdir bu. Evet. Ayetler. Tabii o ihlas dediğiniz nokta, o Enbiya suresindeki ayet de ve kânû lenâ hâşiîn diye bitiyor. Evet. Yani orada da o huşuyu, o ihlası görebiliyoruz yani yapılan duada. Evet. İhlas, samimiyeti. Evet. Sonra Allah-u Teala gâle kedâlik. Sen ihtiyar mısın? Yok hanımın kısırmış. Ben bunları böyle biliyorum bana zaten. Bu kusurları kime söylüyoruz? Evet. Allah'a mı söylüyoruz? Allah Allah. Efendim, yefalu ma yeşa. Ben dilediğimi yaparım. Allah-u Teala diyor. Yani bu ne demek? Kün dediği zaman o da feyekün olur. Yani Allah-u Teala'nın bir zorluk söz konusu değildir. Burada ben sıfırdan yarattım seni, senin cinselliğin var mıydı? Yoktu. Nasıl yaşın geldi 13-14'e cinsellik olmuyor mu? Oluyor. Nereden evet. çıktı bu şimdi? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Gene yaparım. Aslahna da orada. Yani olur. Yani. Kadının ne zaman başladı? 12 yaşında başladı yumurta. Yoktu daha önce. Üretmeye. Gerçi onları yaratıyor Allah-u Teala. Kaç evet. tane yumurta olduğunu önceden yaratıyor ama yani o sistemin başlangıcı gelmesi, bütün bunlar benim irademle olduğuna göre ben dilediğimi yaparım. Bunu bilen adam bundan anlardı demek istediği Zekeriya Aleyhisselam'a. Evet. Benim için bu kolay bir konudur. Kaç dakikamız var? Hocam vaktimiz doluyor sanki ama. Doluyor mu? Doluyor. Efendim o zaman burada şey bir toparlayalım isterseniz anlattığım efendim, şeyleri. Yani aşağıdakini de söylememiz lazımdı. İstersen aşağıdakini de söyleyelim, birkaç dakika müsaade etsinler çünkü vermeyelim artık. Sağlansın, evet, bütünlük sağlansın. Meryem'e gelelim, Hazreti evet. Meryem'e gelelim. Tamam hocam. Gâle Rabbi ce'alni âye. O zaman bana bir işaret ver ya Rabbi dedi. Bu çocuğun olacağına Allah-u dair bir belirti göster. Bana bir delil getir, bana bir işaret ver. Neyle olacak bu? Evet. Gâle âyetüke ellâ tükellimen nâse selâsete eyyâmin illâ ramza. Senin insanlarla konuşmamandır. Sadece işaretlerle konuşacaksın 3 gün. Evet. Öteki ayete leyale seviyya. Selase leyale seviyya. Evet. O. Orada da 3 gece diyor. Yani 3 gün 3 gece insanlarla işaretlerle, rumuzlarla konuşacaksın. Evet. Vezkür rabbeke kethiran. Allah'ı çok çok an. Ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Sabah akşam Rabbini de tesbih et. İşaret budur. Beni tesbih edeceksin, beni zikredeceksin. Ama insanlarla da işaretle konuşacaksın. O zaman işte alameti budur. Sen bu çocuğu olacak. Elde edeceksin dedik. Evet. Böylece Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasından bir demet sunmuş olduk. Evet. Meryem Suresi ile ve Enbiya ile bağlantı kurarak. Efendim çok ilginç konular konuştuk burada. Evet. Allah-u Teala samimi ve ihlaslı olarak dua kendisine edelim. Dua etmeyi bize nasip eylesin. Hocam amin diyoruz tabii ki buna ve ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Yine çok önemli konulara bugün temas ettik. Bir dahaki programda inşallah devam etmek üzere. Bütün izleyicilerimize de hayırlı günler diliyoruz.